Dostlar merhabalar, ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Sevgili dostlar, artık Türk Yüzyılı, Türkiye Yüzyılı geliyor. Bu yani çok açık ve net bir şekilde görülmeye başlandı. Bunun emarelerini zaten uzun süredir biz çektiğimiz videolarda ve katıldığımız canlı yayınlarda söylüyorduk. Nitekim teşkilat kitabımızda da bunu özellikle yazdık. Yani özellikle bu kadim teşkilatın 2200 yıllık Türk üst aklının bu yüzyıldaki en büyük hamlelerinden biri Asya, Türk özellikle devletleri üzerine olacağını söylemiştik. Ve nitekim çok önemli gelişmeler var Türk Yüzyılı ve Türkiye Yüzyılı ile alakalı. Bunu belirleyecek en önemli şey Çin'in bir yol bir kuşak projesi. Sevgili dostlar, 2013'te özellikle söylemlerle başlayan bu proje daha sonra büyük atılımlarla devam etti. Asya Kalkınma Bankası'ndan tutun da Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın kurulmasına kadar, BRICS ülkelerinin bir araya gelmesine kadar hepsi Çin'in bir yol bir kuşak projesi, o tarihi İpek yolunu canlandırma projesiyle alakalı. Bunun altyapı çalışmaları. Tabii birçok devlet burada kendi altyapı çalışmalarını da oluşturmaya çalıştı. Özellikle 3 tane yol var sevgili dostlar. Kuzey Koridor, Orta Koridor ve Güney Koridor. Orta Koridor bizim için çok önemli. Onlar için de çok önemli. Neden? Çünkü Orta Koridor daha az maliyetli, daha güvenlikli. Diğer koridorlara göre de aynı şekilde altyapı çalışmaları daha uygun olan koridor. Bu koridorda bizim Anadolu topraklarından geçen koridor, bizi ilgilendiren koridor. Dolayısıyla bunun bir pozitif ayrımcılığı var bu konuda. Bunu da en doğru şekilde Türkiye yaptığı atılımlarla doruk noktasına çıkarmaya çalışıyor. Yani Çanakkale Köprüsü'nden tutun da bakın Rize Artvin Havaalanı'na kadar. Rize Artvin Havaalanı diyeceksiniz. Ne alaka hocam? Rize Artvin Havaalanı açıldığında Sayın İlham Aliyev de gelmişti. Boşuna gelmedi. O zaman bütün ana akım medya şunu söylüyordu. Tarihi İpek Yolu konusundaki önemli bir güzergah. Şimdi niye bunu söylüyorlardı? Bakın bu çok önemli. Tarihi İpek Yolu canlandırılıyor ve o yol canlandırıldığında Türkiye'de bu anlamda çok önemli transit bir geçiş güzergahının yanı sıra bir ticaret merkezi olabilir. Bir enerji merkezi olabilir. Bunun zaten adımları ve atılımları devam ediyor. İstanbul'a ben bu anlamda farklı bakıyorum. İstanbul bir finans merkezi, bir ticaret merkezi olabilir. Çünkü geçmişte İpek yolunun kavşak noktası İstanbul'du. Dünyadaki pek çok ticaret, özellikle ticaret alanlarının en önemli yeriydi İstanbul. Fatih Sultan Mehmet dahi İstanbul'u aldıktan sonra bakın Osmanlı Devleti'nde ilk altın para Fatih Sultan Mehmet zamanında basılmış. Yani şu tırnak içi büyüklüğünde paralardan bahsediyoruz. Yani bu boşuna mıydı bu zenginlik? Hayır. Çünkü İpek yolunun en önemli kavşak noktası İstanbul Türklerin eline geçmiş. Aynı şekilde devletten imparatorluğa geçiş süreci vesaire. Şimdi bütün bu emareler kapsamında hem İstanbul hem de Türkiye'ye ben bu arada farklı bakıyorum yani. O yüzden onu söyleyelim. Çünkü o Çin'in bir yol bir kuşak projesi kapsamında Türkiye'de nasıl yapacak? Sadece geçiş güzergahı konusunda mı? Hayır. Hem karayolu hem demiryolu konusunda çok etkin Türkiye'nin bu alanda. Bakın büyük lojistik şirketleri inanılmaz derecede harıl harıl kendilerini geliştirmeye çalışıyor. Niye? Bakın çok önemli sevgili dostlar. O kendilerini geliştirecekleri o proje kapsamında çünkü büyük ticaret hacimleri oluşacak. Çok hızlı ve büyük ticaret akışı gerçekleşecek. Bu akış çok önem teşkil ediyor. O yüzden de yani bizim bu tedarik zincirlerinden tutun da lojistik şirketlerine kadar hepsi bu anlamda elini çabuk tutmalı. Zaten yapıyorlar yapmayı. Hani bunu bilenler zaten yapıyor, geliştiriyor kendini. Daha da geliştirmeli, daha da yapmalı. Bu çok önemli sevgili dostlar. Özellikle bundan bahsedelim dedik. Yine şimdi buna Amerika karşı çıkıyor. Sevgili dostlar, Amerika buna neden karşı çıkıyor? Amerika özellikle Çin'in bir yol bir kuşak projesine karşı Biden biliyorsunuz bir ziyaret gerçekleştirmişti. Özellikle Asya ziyareti vardı Biden'ın. Yaklaşık bir 4-5 ay önceki ziyaretten bahsediyor. Asya'ya gittiğinde Biden orada Güney Kore ile, Japonya ile vesaire bir araya geldiler. Ve özellikle bir açıklama yaptı Biden. Biz Çin'in bir yol bir kuşak projesine karşı kendi kuşak yol projemizi oluşturacağız dedi. Hint Pasifik merkezli o Çin'in bir yol bir kuşak projesine alternatif bir proje oluşturacağız dedi. Amerika'nın da hiç istemediği bir proje. Çünkü Amerika'nın hegemonyası bu projeyle sonlanabilir. Özellikle bu proje hayata geçmeye başladığından itibaren 10 yıl içinde, 20 yıl içinde yani 10-20 yıl içinde Amerika yavaş yavaş eriyecek. Bir iç savaşla kurulan Amerika bir iç savaşla parçalanacak. Dolayısıyla Amerika'nın da hiçbir zaman istemediği bir proje, engellemeye çalıştığı bir proje. Aslında demiryolu güzergahı kapsamına da bakarsak 2019'da biz İlk trenimizi Çin'e göndermiştik. Ama sonra 2019'da biliyorsunuz hemen itibaren 2019'un sonlarına itibaren 2020 vesaire ne başlamıştı? Bir şey başladı. Dünyada çok büyük sıkıntılar olmuştu. Şimdi YouTube algoritması bakımından söyleyemediğimiz şey meşhur bir hastalık vardı. O hastalık çıkınca Çin'de ne oldu sevgili dostlar? İnanılmaz derecede bir aksama oldu. Şimdi Çin'in bir yol bir kuşak projesini aksatmalar da meydana geldi. Ama 2025 yılında bu demiryolu güzergahı tamamen aktif hale gelecek. Geniş kapsamlı. Yani Pekin'den Londra'ya kadar bir demiryolu güzergahından bahsediyorum. Bu güzergah geliştiği zaman bundan İngiltere de faydalanacak. Avrupa zaten faydalanacak. Avrupa zaten bunu istiyor ama Amerika'nın ve NATO'nun hegemonyası altında oldukları için şu an Rusya'ya da öyle. Amerika şu an böyle bir kara bulut gibi onların üzerinde. Aslında Avrupa halkı kesinlikle NATO'yu da Amerika'yı da istemiyor. İstemeyenler de kazanmaya başladı Avrupa'da. Mesela İtalya Başbakanı Meloni tam bir NATO karşıtı biri ve çok da önemli söylemleri var bu konuda. Mesela o başladı. Diğer yerlerde de başlayacak bu. Ne olacak? Avrupa'da bu projeye dönecek. Çünkü ticaret ve zenginlik bu anlamda hepsi bunu isteyecek. Özellikle bu İpek yolunun geçtiği güzergahtaki ülkelerde çok büyük kalkınmalar meydana gelecek. Kazakistan'da, Türkmenistan'da, Özbekistan'da, Azerbaycan'da çok çok önemli kalkınma. O yüzden diyoruz ya Türk Yüzyılı başlıyor. Türkiye Yüzyılı da bu anlamda etkin olacak. Türkiye bölgesinde yeniden bölgesel merkezli güç politikalarını etkin edip o bölgesel merkezli gücünü aktif hale getirecek ki bu çok çok önem teşkil ediyor. Türkiye bunu yapacak imkan ve kabiliyete uzun zamandır hazırlanıyor. Bununla beraber sevgili dostlar İpek yolu için dediğim gibi orta koridor çok önemli. Yani atlamayalım. Özellikle bir husus daha var. Hep diyoruz ya NATO'dan çıkış süreci. Kardeşim NATO'da hala bizim etkin olduğumuzu düşünen, söz sahibi olduğumuzu düşünen isimler var. Bunlar ana akım medyada ibrikçi başı gibi oturuyorlar. NATO'da işte Türkiye söz sahibi. Geçin bunları kardeşim. 2018'deki tatbikatı ben yapmadım. NATO yaptı, Norveç. Neydi o Trident Javelin tatbikatı? Efendim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk orada hedef tahtasındaydı. Hedef resimleri asılmıştı. Hedef düşman hedefi diye. Bunları unutacak mıyız? Yani NATO zaten tamamen biz fiilen varız şu an. Herkes biliyor. NATO eşittir Amerika. Biz NATO'dan çıkış sürecini başlatıyoruz. Bak bunu da buradan söyleyeyim. Yani 2200 yıllık Türk üst aklı o işte derin devlet, teşkilat, heyet ne derseniz deyin. Benim inandığım devlet öyle söyleyelim. Benim inandığım bu derin devlet bu süreci de başlattı. Turan ordusu o yüzden 2013 yılında başladı, kuruldu biliyorsunuz. 2013 yılında resmi olarak kuruldu. İnternete girin bakın. Bu şimdi daha da genişletiliyor. Yaklaşık 1-2 hafta önce efendim Ankara'da ebedi kardeşlik bir tatbikatı yapıldı. 5 kardeş ülkenin en seçkin birlikleri Pakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan, Türkiye. 5 kardeş ülke orada en seçkin birlikleriyle çok önemli bir tatbikat yaptı. Yunan basını mesela bunu manşetinden vermişti. Bu çok önemli bir hadise sevgili dostlar. Yani aslında bunun atılımları da yapılıyor. Bazı şeyleri iyi görmemiz lazım. Turan ordusu NATO'ya karşı bir alternatif oluşturabilir ve oluşturacak. Avrupa Birliği'ne karşı Türk Devletleri Teşkilatı, Şangay İşbirliği Teşkilatı hepsinin birleşmesiyle oluşan Büyük Asya Birliği oluşacak. Ekonomik olarak bunu rahatlatacak, bu ülkeleri rahatlatacak, geçiş güzergahındaki ülkeleri rahatlatacak, Çin'in bir yol bir kuşak projesi hayata geçecek. Bütün bu hususlar önem teşkil ediyor. 2025 yılında demiryolu güzergahı bakın başlayacak. Bunların hepsi çok çok önemli. Zengezur Koridoru boşuna mı bu kadar çok önem atfediliyor? Hem Sayın Cumhurbaşkanı tarafından hem Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın İlham Aliyev tarafından boşuna mı bu kadar çok önem teşkil ediyor? İran boşuna mı buna karşı geliyor? Çünkü orta koridor eğer Zengezur Koridoru da olursa o orta koridor daha güvenli hale gelecek. Demiryolu geçiş güzergahı özellikle Türk devletlerini birleştirici noktada çok önemli bir yer oynayacak. İran istiyor ki Güney Koridoru etkin olsun. Kendisinden geçen koridor. Ama İşte İran'ın da tabii bu faaliyetleri çok yanlış. İran buradaki aslında bu cephede İran ama bu cephe dışında davranışlarda bulunursa yarın bu cephede yüzüne bakacak ülke bulamaz. Öyle Ermenistan'la falan politika olmaz. Ermenistan'ın hamileri belli. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa vesaire. İran bu konuda yanlış adımlar atıyor. Umarım o adımlardan da döner. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.